أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول العشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا ما يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Ey kıymetli ve muhterem izleyenler! Bu okumuş olduğumuz ayeti kerimeler, Haşr suresinin baş sayfasının ayetleridirler. Haşr suresi de Medine-i Münevvere'de inzal edilmiş 24 ayeti kerimedir. Besmele-i Şerif'le başlamaktadır.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde ne varsa Yüce Allah için tesbih etmektedirler. O çok güçlüdür Yüce Allah ki hikmet sahibidir. Ve huvel azizül hakim buyurdu. Kitap ehlinden o inkar edenleri ilk sürgün olarak yurtlarından çıkaran odur. Siz çıkacaklarını sanmıyordunuz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacak setleri olduğunu sandılar. Fakat Yüce Allah onları hesap etmedikleri yönden bastırdı ve kalplerinin içine korku düşürdü. Öyle ki evlerini bir taraftan kendi elleriyle, bir taraftan da müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey görecek gözleri olanlar! Düşünün de ibret alın. Eğer Yüce Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, elbette dünyada kendilerine azap edecekti. Ahirette ise onlara ateş azabı vardır. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمًا عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما فعله على رسوله من أهل
أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Çünkü onlar Allah ve peygamberine karşı gelmeye kalkıştılar. Her kim de Allah'a karşı gelmeye kalkışırsa, şüphesiz ki Yüce Allah azabı çok şiddetli olandır. Herhangi bir hurma ağacı kestiniz veya kökleri üzerinde dikili bırakmanızda bıraktınızsa, hep Allah'ın izniyledir ve o fasıkları perişan etmesi içindir. Yüce Allah'ın onların mallarından peygamberine ganimet, harac olarak verdiklerine gelince, siz onlar için ne at koş oynattınız ne de deve. Fakat Yüce Allah peygamberlerini dilediği kimselere musallat kılar ve Yüce Allah her şeye kadirdir. Yüce Allah'ın peygamberine diğer şehirlerin halkından ganimet, haraç, cizye olarak verdikleri de Allah içindir, peygamber içindir, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Ta ki sadece içinizden zenginler arasında dolaşan bir servet olmasın. Bir de peygamber size ne emrettiyse onu tutun. Yasakladığından da sakının ve Yüce Allah'tan korkun, itaat edin, isyan etmeyin. Çünkü Yüce Allah azabı çok şiddetli olandır. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
ve yu'sirûne alâ enfüsihim ve lev kâne bihim hasâsâ. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bir de yurtlarından ve mallarından çıkarılan o yoksul muhacirler içindir o ganimet mallarındaki onlara ayrılan pay. Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararlar. Yüce Allah'a ve peygamberine hizmet ederler. İşte onlar doğru olanların ta kendileridir. Onlardan önce yurdu hazırlayıp imana sahip olanlar, kendilerine hicret edenlere sevgi beslerler ve onlara verilenlerden dolayı işlerinde bir kaygı duymazlar. Kendileri ihtiyaç sahibi olsalar bile ısrarla onları kendilerine tercih ederler. Her kim de nefsinin hırsından, cimriliğinden korunursa işte onlar o kurtuluşu bulanlardır. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Onların arkalarından gelenler derler ki, ey Rabbimiz, bizleri ve daha evvel iman ederek bizi geçmiş olan kardeşlerimizi mağfiret eyle, bağışla ve gönüllerimizde iman etmiş olanlara karşı kin bulundurma. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin diye dua ederler. Rabbena inneke raufur rahim buyurdu Cenab-ı Hak. Ne mutlu ben Müslümanım diyene ve İslam'ın kurallarına göre, onun ilmine, irfanına göre Müslümanlığını yaşayanlara. Ne mutlu iman edip Müslüman olup ameli salih işleyenlere. Cenab-ı Hak içi dışı mümin ve Müslüman olan, imanı ebedi ile ebed olan, amelleri hep salih olan kullarından eylesin.